milli mücadele zaferine uygun bir diplomatik başarı mı, masa başında yenilgi mi? Çok uluslu bir imparatorluğun küllerinden doğan genç bir ulus devletin inşasını dünyaya kabul ettiren kuruluş senedi mi, yoksa batılı güçlerle uzlaşabilmek için başta Musul ve Kerkük olmak üzere Misak-ı Milli'den ödünler verilerek imzalanan bir anlaşma mı? Cumhuriyet tarihinin en çok tartışılan belgesini, öncesiyle sonrasıyla Lozan Anlaşması'nı anlatmaya devam ediyoruz. Geçen bölümde Musul yüzünden muhaliflerle iktidar arasında yaşanan büyük kavgayı, muhalefet lideri Ali Şükrü Bey'in öldürüldüğü cinayeti anlattık. 1 Nisan'da meclis kendini feshederek seçime gitme kararı almış, seçim kanununun değiştirilmesinin ardından muhalefet adeta tasfiye edilmişti. Bu süreçte Lozan görüşmeleri de tekrar başlamış, İsmet Paşa ile Rauf Bey arasındaki ihtilaf günden güne büyürken, müttefiklerle sağlanan uzlaşma sonrasında nihayet Lozan'da imza töreni hazırlıkları da başlamıştı. İmzalanacak belgeler kırmızı kordelalı dosyalar içinde büyük masanın üstüne konulmuştu. Her şey hazırdı. Konferans Genel Sekreteri İtalyan Masigli yerinden kalktı. İsmet Paşa'yı masaya imza atmaya davet etti. Lozan'da anlaşma metnine ve ekli sözleşme ve protokollere ilk imzayı İsmet Paşa, ardından Rıza Nur ve Hasan Sak'a attılar. Onları İngiliz Rumble, Fransız Pelle ve İtalyan Garroni ile diğer delegeler izledi. Kırmızı mumlu, mühürlü, imzalı, orijinal Fransızca anlaşma metni Fransa Dışişleri Bakanlığı'nda muhafaza ediliyor. İlgili bütün devletlerde ise kırmızı meşin ciltli, yaldızlı, onaylı nüshaları bulunuyor. İmza töreni İsviçre Konfederasyonu Başkanı Schörer'in kapanış nutkuyla sona erdi. İsmet Paşa tören sonrasında Rumin Sarayı'nın merdivenlerinden inerken rahatlamıştı. Adeta omuzlarından bir dağ kalkmıştı. Bir sigara yaktı. Otele döndüğünde görevliler Mustafa Kemal Paşa'nın gönderdiği telgrafı uzattılar. Millet ve hükümetin zatıallerine tevcih etmiş olduğu yeni vazifeyi muvaffakiyetle itmam buyurdunuz. Memlekete bir silsile müfit hizmetten ibaret olan ömrünüzü bu defada tarihi bir muvaffakiyetle taşlandırdınız. Uzun mücadelelerden sonra vatanımızın sulh ve istiklale kavuştuğu bugün de parlak hizmetiniz dolayısıyla zatıalinizi, muhterem arkadaşlarınız Rıza Nur ve Hasan Beyleri ve mesainizde size yardım eden bütün delegasyon üyelerini müteşekkirane tebrik ederim. Başbakan Rauf Bey'in diplomatik bir dille kaleme alınmış telgrafı ise ertesi gün ulaştı Lozan'a. Rauf Bey'in telgrafında Dünya Savaşı sonrasında ülkenin Mondros Mütarekesi'ne aykırı olarak işgal edildiğini, Büyük Reis ve Başkomandan liderliğinde zafer kazanan Türkiye'nin Lozan'da sulha kavuştuğunu belirtiyor, İsmet Paşa ve arkadaşlarına Bakanlar Kurulu'nun tebriklerini sunuyordu. 24 Temmuz günü zaten uzun süredir Hürriyet Bayramı olarak kutlanıyordu. Çünkü 2. Meşrutiyet 24 Temmuz 1908'de ilan edilmişti. Lozan'da atılan barış imzası da aynı güne denk gelmiş, üstelik Kurban Bayramı'na da tesadüf etmişti. Türk basını barış haberini çifte bayram manşetleriyle verdi. Lozan Anlaşması uzun yıllar sulh bayramı olarak kutlanacaktı.
Yıllar sonra Edirne Karaağaç'ta bir de Lozan anıtı yükselecekti. O günlerde ise Mevlevi Hanım Lozan'dan annesine ve kayınvalidesine yazdığı mektuplarda iki müjdeyi birden verdi. Barış anlaşması imzalanıyordu ve hamileydi. İsmet ve Mevhibe ilk çocukları İzzet'i birkaç aylıkken kaybetmişlerdi. Şimdi ikinci bebeği bekliyorlardı. Anneleri torun müjdesi için adak kurbanları kestiler. Şükran orucuna başladılar. Lozan Anlaşması'nda Amerika Birleşik Devletleri'nin imzası yoktur. Neden mi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri 1. Dünya Savaşı'nda Osmanlı'ya harp ilan etmemişti. O yüzden de Amerika Birleşik Devletleri Lozan'da bir taraf değildir. Sadece gözlemci olarak katılmıştır. Sadece gözlemci olarak katıldığı için de Lozan Anlaşması'nı imzalaması gerekmemiştir. İmzalaması talepte edilmemiştir. Lozan Anlaşması törenle imzalandıktan sonra İsmet Paşa, Lozan'da bulunan Amerikan temsilcisi Joseph Grew'la görüşmeler yaptı. Bu görüşmelerin sonunda 6 Ağustos 1923'te Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında bir dostluk ve ticaret anlaşması imzalandı. Bu anlaşma Ermeni lobisinin devreye girmesiyle Amerikan Kongresi tarafından onaylanmadı. İsmet Paşa ve arkadaşları 7 Ağustos'ta trenle Lozan'dan yola çıktılar. 10 Ağustos'ta İstanbul'a varacaklardı. Ancak bu 3 gün içinde Ankara'da çok önemli siyasi gelişmeler oldu. İsmet Paşa ile arası açılan Rauf Bey 4 Ağustos'ta başbakanlıktan istifa etti. Lozan aslında bir anlamda hükümetin taleplerine karşı Atatürk ile İnönü'nün bu talepleri Lozan görüşmeleri ve diplomasi masasında yeniden formüle ederek, değiştirerek kabul ettirmesine dayanan bir çerçeve içinde gerçekleşti. Muhalefet hükümetin taleplerinin niçin gerçekleştirilmediğini meclis kürsüsünde sık sık dile getirerek ve sert eleştirilerle hem hükümet nezdinde hem Lozan heyeti nezdinde eleştirmeye başlayınca muhalefetin eleştirileri o günden bugüne kadar her zaman tekrar edile gelmiştir. Özellikle güney sınırında, yani bugünkü Irak sınırında, Musul meselesinde, Yunanistan sınırında, Batı Trakya meselesinde ve hatta adalar meselesinde ve hatta muhalefete soracak olursanız Misak-ı Milli'nin ortaya koymuş olduğu esaslar ve toprakların tamamen geri alınamaması yüzünden muhalefet hem hükümeti hem Atatürk'ü hem Lozan heyetini çok sert bir şekilde eleştirecektir. Rauf Orbay hükümet başkanı olarak vermiş olduğu talimatların İsmet Paşa'nın başkanlığındaki Lozan heyeti tarafından tamamen yerine getirilmediği iddiasıyla İsmet İnönü'nün heyet başkanlığındaki davranışını ve tutumunu hem Atatürk nezdinde eleştirdi hem hükümet nezdinde eleştirdi. Zaten Rauf Orbay ile İsmet İnönü'nün arasının açılmasını ve Lozan sonrasında Rauf Orbay'ın başbakanlıktan ayrılmak zorunda kalmasını ve onun yerine Cumhuriyet'in ilanından hemen sonra İsmet İnönü'nün başbakan olmasını yol açacak olaylar silsilesi böyle başladı. Bu büyük ölçüde Lozan heyetine İsmet Paşa'nın başkanlık edişiyle bağlantılıydı. Gerçekten o sırada Rauf Orbay hükümeti yönetimdeydi ve Yusuf Kemal dışişleri, daha doğrusu hariciye vekili Yusuf Kemal Tengişek'ti. Aslında Mustafa Kemal kendisine çok daha yakın bir kişinin Lozan heyetine başkanlık etmesinden yanaydı. O nedenle Tengişek'le gizli bir şekilde görüşerek onun istifasını sağladı ve onun yerine İsmet İnönü'nün Dışişleri Bakanı olarak, Hariciye Vekili olarak Lozan'a gitmesini sağlamış oldu. Tabii bu özellikle Lozan'ın Lozan'a ara verildiği bir evrede aslında mecliste çok çetin tartışmalar oldu Lozan'la ilgili. Türkiye'nin bir takım tavizler verdiği doğrultusunda İnönü eleştirilere uğradı. Ama en son kertede ve bu eleştirilerin yapanlar arasında Rauf Orbay da vardı.
İsmet Paşa'nın Türkiye'ye dönmek üzere Lozan'dan trene bindiği gün, yani 7 Ağustos'ta yeni milletvekilleri zaten ilan edilmiş olan Halk Fırkası'nın kurulmasını görüşmek için mecliste toplantıya çağrıldılar. Muhafazakar liberal Rauf Bey'in başbakanlıktan istifa ederek dinlenme gerekçesiyle Sivas'a gitmesi, yeni milletvekillerinin de İnkılapçı Halk Fırkası'nı kurmak üzere mecliste toplanması, kısa bir süre sonra başlayacak olan büyük ve ızdıraplı yol ayrımının kurulacak rejimin tipik bir işaretiydi. İsmet Paşa başkanlığındaki Türk delegasyonu 10 Ağustos'ta İstanbul'a geldi. Heyet İstanbul'da muazzam bir törenle, sevgi gösterileriyle karşılandı. Muhafazakar Tevhid-i Efkar gazetesi İsmet Paşa'yı sulh gazisi olarak alkışlıyordu. İsmet Paşa 11 Ağustos'ta Darülfünun'u, üniversiteyi ziyaret etti. Lozan Anlaşması'nı imzalaması için üniversitede kendisine armağan edilmiş olan altın dolma kalemi yeniden üniversiteye armağan etti. Paşa hala işgal altında olan İstanbul'da İngiliz Yüksek Komiseri General Harrington'la da bir görüşme yaptı. Bu sırada Mustafa Kemal Paşa, telgrafla İsmet Paşa, Rıza Nur ve Hasan Beyleri Ankara'ya çağırdı. Zira 13 Ağustos'ta meclis açılacaktı. Lozan heyeti 12 Ağustos pazar sabahı törenle Haydarpaşa'dan Ankara'ya uğurlandı. Ertesi sabah Ankara'ya ulaştılar. Tertip edilen büyük karşılama töreni için Mustafa Kemal Paşa da gara gelmişti. Rauf Bey ise orada değildi. Artık yollar ayrılmıştı. Aynı gün saat 13.45'te yeni meclis toplandı. Milletvekillerinin ilk işi meclis başkanını seçmek oldu. Mustafa Kemal Paşa 197 milletvekilinden 196'sının oyuyla meclis başkanı seçildi. Bir oy aday olmadığı halde İsmet Paşa'ya çıkmıştı. Bu oyu Gazi vermişti. Sonra Mustafa Kemal Paşa coşkulu alkışlar arasında kürsüye gelerek açış konuşmasını yaptı. Mustafa Kemal uzun konuşmasında Lozan Anlaşması'nın meclis tarafından onaylanmasıyla Türk tarihinin hür ve bağımsız bir dönemine girileceğini söyledi. 4 senelik istiklal mücahedemiz milletimizin şanına layık bir sulhle neticelenmiştir. Lozan'da imza edilmiş olan anlaşmanın yüce heyetinizce tasdik edildiği takdirde bütün manasıyla hür ve müstakil olarak mesut bir mesai sahasına dahil olmuş bulunacağız. Elde edilen mutlu neticelerin muhafazasında Lozan Anlaşması'ndan ayrılan meselelerin kesin olarak halledilmesinde ve milletimizi huzur ve refaha ulaştıracak feyizli hizmetlerde tam muvaffakiyetinizi bütün kalbimle temenni ederim. Mustafa Kemal Paşa'nın tercihiyle 14 Ağustos'ta liberal Fethi Bey istifa eden Rauf Bey'in yerine başbakan oldu. Fethi Bey toparlayıcı bir isimdi. Bakanlar Kurulu teşekkür etti ve Lozan Anlaşması'yla Ekim'deki sözleşme ve protokollerin onaylanması için 4 adet kanun teklifi meclise sunuldu. Metinler matbaada basılarak incelemeleri için milletvekillerine dağıtıldı. Meclisteki Lozan görüşmeleri 21 Ağustos Salı günü başladı. Aralıksız 3 gün devam etti. Mecliste muhalefet yoktu. Bağımsız seçilebilen Gümüşhane Milletvekili Zeki Kadirbeyoğlu dışında bütün milletvekilleri Mustafa Kemal'in listesinden seçilmişti. Lozan Anlaşması birinci mecliste olduğu kadar tartışılmadı. Ama yine de önemli tartışmalar oldu. Eleştiriler Misak-ı Milli konusunda eksik kalan hususlar ve adli düzenlemelerle ilgiliydi. En sert eleştirilerse Musul konusundaydı. Lozan Anlaşması'nın Musul'la ilgili üçüncü maddesi şöyleydi. Türkiye ile Irak arasındaki sınır, iş bu anlaşmanın yürürlüğe girişinden başlayarak 9 aylık süre içinde Türkiye ile İngiltere arasında dostça bir çözüm yoluyla tespit edilecektir.
Bu süre içinde iki hükümet arasında bir anlaşmaya varılamazsa anlaşmazlık Milletler Cemiyeti'ne götürülecektir. Lozan Anlaşması'nı onaylamak üzere toplanan mecliste en çok tepkiyi anlaşmanın bu maddesi topladı. Mardin mebusu Necip Bey, bu hudut o havali halkını öldürmüştür diye konuştu. Urfa mebusu Şair Yahya Kemal Bey de Hatay ve Musul'un sınırımızın öbür tarafında kalmasını eleştirdi. Sınırın öbür tarafında kalan Türklerin ve Kürtlerin Türkiye'ye katılmak için bayrak açtığını söyleyerek bizim mefkûremizi hiçbir şey durduramayacaktır dedi. Sonra kürsüye ateşli bir milliyetçi olan eğitimci Mustafa Necati Bey çıktı. Efendiler, bu antlaşma eksiktir. Böyle bir eksik antlaşmaya kayıtsız şartsız oy veremeyiz. Çünkü kuponlar meselesi hallolunmamıştır. Bizden ayrılması imkan dahilinde olmayan Musul kıtası için heyet daha bir karar vermemiştir. Musul kıtası Türktür ve ilelebet Türk kalacaktır. Efendiler, bu anlaşmada iktisadi istiklalimiz temin olunmamıştır. Genç bir Kuvayi Milliyeci olan Necati Bey'in uzun konuşması Lozan'ın sert bir eleştirisiydi. Kıbrıs ve adalar dahil sınırlar, özellikle de Irak sınırı üzerinde duran Niyazi Bey, bu sınır gayri tabiidir dedikten sonra, bu kadar zaferden sonra bu hudut hala kalacak mı diyerek sordu. Milletvekillerine bir de çağrıda bulundu. Efendiler, ellerinizi kalplerinizin üzerine koyunuz ve iyi düşününüz. Eleştirilere İsmet Paşa cevap verdi. İsmet Paşa, Lozan Konferansı'nın birinci dönemi dağıldıktan sonra 20 Şubat'ta Ankara'ya gelmiş, ertesi günü meclisin gizli oturumunda bir konuşma yapmıştı. Hatırlarsanız o konuşmanın iyi hazırlanmamış, dağınık bir konuşma olduğunu söylemiştik. Çok da eleştirilmiştir. İsmet Paşa'nın şimdiki konuşması ise aksine çok iyi hazırlanmış, görüşlerini çok net anlatan bir içeriğe sahiptir. Bunda Paşa'nın yükselen moralinin de rolü vardır. Hazırlanacak zamanı bulmuş olmasının da. İki saati aşan konuşmasında İsmet Paşa, dünya savaşına girişimizdeki hesapsızlığı eleştirdi. Alman komutanları ima ederek bu toprağın evlatlarının kanı ecnebilerin tasarrufundaydı dedi. Lozan'da savaş ve barış seçenekleri arasından barışı seçtiklerini söyledi. Savaş yanlısı olmayı müfritlik yani aşırılık olarak niteleyen İsmet Paşa, Kurtuluş Savaşı'nda daima hesaplı davrandıklarını şu sözlerle anlattı. Harekat-ı Milliye'nin hiçbir safhasında hesapsız bir karar ve hesapsız bir cüret yoktur. Kararlar hep birer muhasalay-ı muhakemedir. Muhasalay-ı muhakeme yani çok dikkatli düşüncelerin sonucu, İhtiyatlı bir mizaca sahip olan İsmet Paşa, Lozan'da uzlaşmayıp bir savaşa sebebiyet vermenin çok büyük zararlara yol açacağını anlatıyordu. İsmet Paşa konuşmasında Trakya, İstanbul ve Çanakkale'nin kan dökmeden siyasetle kurtarıldığını söyledi. Kapitülasyonlar ve borçlar konusunda da bilgi verdi. Eskiden 250 milyon Osmanlı lirası borç almak için en az 350 milyon lira borçlanıldığını hatırlattı. Lozan'da kapitülasyonların kaldırıldığını, borçların Osmanlı'dan ayrılan devletlere paylaştırıldığını, indirim ve taksitleme yapılarak Türkiye'nin rahatlatıldığını anlattı. İsmet Paşa'nın iki saati aşan konuşmasındaki temel görüşü, konuşmanın özünü şöyle özetlemek mümkün. Osmanlı'nın nüfusça çok uluslu, coğrafyaca dağınık olmasından doğan muazzam sorunları büyük ızdıraplarla yaşamış olan milli mücadele neslinin homojen ve derli toplu bir vatan özlemi vardır. Düyun-u umumiyeden, yabancı imtiyazların sömürüsünden kurtulmak isteyen bu nesil, iktisadi bağımsızlık özlemi içindedir. İsmet Paşa konuşmasında bu yeni neslin hasretini çektiği vatan kavramını şöyle özetledi.
Mütecaniz, yeknesak bir vatan, bunun dairinde harice karşı şu gayri tabii kayıtlardan ve hükümet içinde hükümet ifade eden dahili imtiyazlardan arınmış bir vaziyet, gayri tabii mali mükellefiyetlerden azade bir hal, müdafaa hakkı mutlak, kaynakları bol ve serbest bir vatan. Bu vatanın adı Türkiye'dir. O Türkiye'yi bu anlaşmalar ifade ve tevzi etmektedir. İsmet Paşa'nın konuşmasından sonra peş peşe Lozan ve eklerinin onaylanmasına dair 4 kanunun oylanmasına geçildi. Her oylamada birkaç tane oy farkı olmakla birlikte ezici bir çoğunlukla Lozan Anlaşması kabul edildi. 287 mebustan 227'si oylamaya katıldı. 23 Ağustos Perşembe günü Lozan Anlaşması 14 ret oyuna karşılık 213 kabul oyuyla mecliste kabul edildi. Kabul oyu veren 213 isimden bazıları: Gazi Mustafa Kemal, Fevzi, İsmet, Karabekir ve Ali Fuat Paşalarla birlikte Hoca Mustafa Fehmi Efendi, Şeyh Seyfi Efendi, Mahmut Celal Bayar, Feridun Fikri, Tevfik Rüştü, Yakup Kadri, Yunus Nadi, Falih Rıfkı, Mahmut Esat Beyler. Red oyu veren 14 milletvekili arasında Hoca Esat Efendi, Faik ve şair Yahya Kemal Beylerden başka sıkı Kemalist Kılıç Ali, Mustafa Necati ve Şükrü Kaya gibi mebuslar da vardı. Birinci Meclis Lozan'ı kabul eder miydi? Tabii bu spekülatif bir soru. Aslında ikinci meclis Atatürk'e çok daha yakın bir meclisti. Bunu kabul etmek gerekir. Ama birinci mecliste de Atatürk, Gazi Mustafa Kemal hakim konumunu sürdürebilmişti. Ve sağduyu aslında birinci mecliste de Meclis Meclis de devam ediyor olsaydı, sağduyu birinci meclisin de en son kertede bu tür bir anlaşmayı imzalayacaktı diyebilirim. Kısaca cevap vermem gerekirse eğer, kesinlikle etmezdi. Etmeyeceğini meclis görüşmelerinde ve tartışmalarında çok açık bir şekilde belirtti. Zaten eğer birinci meclis dağılmasa, yeni seçimlere gidilmese, birinci meclis olduğu gibi kalsa, büyük ihtimalle birinci mecliste ikinci grup sayısal üstünlüğü bulup Lozan Anlaşması'nın onaylanmasını engelleyebilirdi. Oylamadan sonra Bursa mebusu Mustafa Fehmi Efendi kürsüye gelerek dua kıraat etti. Oturuma şehitlerin ruhuna topluca Fatiha okunmasıyla son verildi. Şimdi artık milli mücadele amacına ulaşmış, Lozan Barış Anlaşması'yla bağımsız Türkiye'nin uluslararası hukuk senedi Büyük Millet Meclisi'nde tasdik edilmişti. Birinci Dünya Savaşı sonrası Paris'te bir takım barış anlaşmaları yapıldı. 5 tane önemli barış anlaşması var. İşte Versailles Almanlarla yapıldı. Saint Germain Avusturya Macaristan'la karşıla yapılan anlaşma. Neuilly var. Neuilly Bulgaristan'la oldu. Bir başka Trianon Macaristan'la oldu ve en sonra Sevr Osmanlılarla oldu. Bu açıdan bunlar aslında savaş sonrası antlaşmalar ama bunların her biri aslında irredantist bir ortam yarattı. Bu irredantist ortamdan çıkan tek ülke Türkiye oldu. O da Sevr bir ölçüde çöpe atarak onun yerine Lozan'ı ihdas ederek gerçekleşmiş oldu. Bu açıdan baktığımızda Birinci Dünya Savaşı'nın sonu Lozan Anlaşması'dır diyebiliriz. Lozan bir ölçüde Türkiye'nin uluslararası düzeyde kimliğinin kabul ettirildiği bir antlaşma oldu. Şu şekilde ifade edelim.
aslında ulus devletlerin geçmişi çok gerilere gidiyor. Hatta 1648'e Vestfalya'ya kadar geri götürebiliriz. Aslında iki önemli unsur üzerine kurulu ulus devletler. Bunlardan biri egemenlik, diğeri ise toprak bütünlüğü, yani territoriality dediğimiz olay. İşte Lozan aslında bu iki unsuru bir araya getiriyor ve yeni doğmakta olan bir ulus devletin uluslararası camiada bir konum elde etmesine vesile oluyor. Bir başka deyişle uluslararası hukuk bağlamında Lozan aslında Türkiye'nin tekrar kimlik kazanması anlamına geliyor. Gerçekten Lozan Cumhuriyet Türkiye'sinin temel taşıdır diyebiliriz. Ulus devlet inşa sürecinin en önemli evresidir diyebiliriz. Gerçekten 1923 yılında iki önemli olaydan söz etmek mümkün. Biri Lozan Anlaşması'nın imzalanması 24 Temmuz 1923. Öbürü ise 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Gerçekten bu iki husus, iki önemli süreç bugünkü Türkiye'nin temellerini atmıştır. Bir tarafınıza sev haritasını alırsınız. Diğer tarafınıza da önünüze Lozan haritasını koyarsınız. Nereden nereye gelindiğini gözler görürsünüz. O zaman açık ve net bir biçimde bunun bir başarı olduğu görülecektir. En önemlisi başarıdır çünkü Lozan Türkiye'nin uluslararası alanda milli bir devlet olarak tanınmasını, hukuken tescilini beraberinde getirmiştir. O nedenle çok önemli bir anlaşmadır. Türkiye'nin tapusudur. Siz tapunuz olmadan o evin kendinize ait olduğunu ispat edemezsiniz. Aynı şekilde Lozan'da olmadan Türkiye'nin size ait olduğunu ispat etme şansınız yoktur. Lozan, devletlerin eşitliği prensibine göre anlaşma ve uzlaşma yoluyla imzalanmış olan bir anlaşmadır. Yani dikte ettirilen bir müzakere yoluyla yapıldı. Dikte ettirilen bir anlaşma değildir. Üçüncüsü, Lozan bir başarıdır. Çünkü 150-200 yıldır uluslararası gündemi işgal eden Şark meselesine çözen bir anlaşmadır. Lozan'da çözülmüştür. Artık Osmanlı İmparatorluğu tarihin sayfaları içerisinde yerini almış ve yeni bir devletin ortaya çıkışının yolunu açan bir anlaşmadır. Yani Türkiye'nin kuruluşuna giden süreçteki en önemli adımdır. Sonra Türkiye'yi başarıdır çünkü Türkiye'yi batılı devletlerle eşit konuma getirmiş olan bir anlaşmadır. Başarıdır çünkü Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan tüm anlaşmalar mağlup devletler tarafından mağlup devletlere ağır tazminatlar yüklediği halde bunun tek istisnası Lozan'dır. Türkiye hiçbir biçimde tazminat ödememiştir ve de iktisadi ve ticari konularda bağlayıcı hükümler getirmemiştir. Başarıdır. Çünkü Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan hiçbir barış anlaşması bugün yürürlükte değilken Lozan geçerli olan, halen geçerli olan tek anlaşmadır. Ve bugün her zamankinden daha fazla sahip çıkılması gereken bir anlaşmadır. Durum hemen müttefik devletlere bildirildi. Ankara'nın acelesi vardı. Çünkü Lozan Anlaşması'na ek olarak imzalanmış bulunan tahliye protokolüne göre anlaşmanın Millet Meclisi'nce onaylandığı müttefik devletlere bildirilir bildirilmez İstanbul ve Çanakkale'deki İngiliz, Fransız ve İtalyan işgal kuvvetleriyle savaş gemileri derhal çekilmeye başlayacaktı. 6 hafta içinde Türk topraklarında işgal askeri ve Türkiye karasularında işgal gemisi kalmayacaktı. Öyle de oldu. 6 Ekim'de Şükrü Naili Paşa komandasındaki Türk ordusu, yüz binlerin sevgi gösterileri eşliğinde zafer takları ve çiçek yağmurları arasında İstanbul'a girdi. İstanbul, 4 yıl 10 ay 29 gün sonra işgalden tamamen kurtulmuştu. Meclisin Lozan Anlaşması ve eklerini onaylamasından bir gün sonra Yunan parlamentosu da anlaşmayı onayladı. Yunan askerleri ve yöneticileri 15 Eylül'de Karaağaç, 21 Eylül'de Bozcaada,
22 Eylül'de İmroz Adası'ndan çekildi. Lozan'da imzalar atılıp Türkiye topraklarındaki işgal sona erdikten sonra en kritik sorun başta İngiltere olmak üzere müttefik parlamentolarında Lozan Anlaşması'nın onaylanmayıp yaklaşık bir yıl süreyle sürüncemede bırakılması oldu. Bu daha bir yaşını doldurmamış olan Türkiye Cumhuriyeti üzerinde yeni bir baskıydı. Lozan Anlaşması'yla eklerinin müttefik parlamentolarında onaylanması zaman aldı. İtalyan parlamentosu 11 Ocak 1924'te onayladı. Fakat İtalyanlar onayın Türkiye'ye resmen bildirilmesini 12 Mart 1924'e kadar geciktirdiler. İngiltere'de Lozan Antlaşması'nın onay müzakereleri Lordlar Kamerası'nda 6 Mart'ta, Avam Kamerası'nda 1 Nisan'da başladı. İngiliz parlamentosundaki müzakerelerde Türkiye'nin bağnaz bir düşmanı olan ve 1919 yılında Yunanistan'ı İzmir'in işgaline teşvik eden Lloyd George yine kin kustu. Lozan'da Türkiye'ye çok taviz verildiğini söyledi. Anlaşmayı ve Curzon'u eleştirdi. Dışişleri Bakanı Curzon uzun bir konuşmayla antlaşmayı savundu, İngiltere için başarılı bir antlaşma olduğunu söyledi. Lozan Antlaşması'nı onaylamayı en çok geciktiren ülke Fransa oldu. Çünkü Osmanlı borçlarından alacakları olanlar Fransız parlamentosunda antlaşmaya karşı lobi yaptılar. Neticede Fransız parlamentosunda 1924 yılının 26 Ağustos'unda yani bir yıl bir ay sonra antlaşmayı onayladı. Yunanistan 25 Ağustos 1923'te yani Türkiye'den iki gün sonra Lozan Antlaşması'nı kendi parlamentosunda onayladı. Çünkü iki ülke arasında nüfus mübadelesi gibi büyük bir sorun vardı. Bunu yürütmek için anlaşmanın onaylanarak Ankara ile Atina arasında diplomatik ilişkilerin kurulması gerekiyordu. Fakat üç büyük devlet İtalya, Fransa ve İngiltere antlaşmanın parlamentolarında onaylanmasını bir yıl geciktirdiler. Müttefiklerin anlaşmayı onaylamak için ayak sürmesinin sebebi Profesör Cemil Bilsel'e göre Türkiye'nin ricacı olmasını ummaları ve karşılığında taviz istemeyi düşünmeleriydi. Fakat Türkiye onay için talepte bulunmayarak onlara bu fırsatı vermedi. Bu Batı parlamentolarındaki normal bir uygulama değil, açıkça geciktirmeydi. Lozan üzerine iki ciltlik bir kitabı bulunan hukukçu Profesör Cemil Bilsel, "Hiçbir barış anlaşması bu kadar geç onaylanmamıştır," der. İngiltere, Türkiye'de 3 Mart'ta hilafetin kaldırılmasından 3 gün sonra 6 Mart'ta Lordlar Kamerası'nda onay sürecini başlattı. Buradan hareketle İngiltere'nin Lozan Anlaşması'nı hilafetin kaldırılması şartıyla onayladığını, hatta Ankara'nın Lozan'da hilafeti kaldırmayı gizlice taahhüt ettiğini ileri sürenler vardır. Fakat bu iddiaların kanıtı yoktur. İsmet Paşa da hatıralarında müttefiklerin anlaşmanın onaylanmasını geciktirdiğini anlatır. Çok daha önemli bir sebepten bahseder. Paşa'ya göre müttefikler, Türkiye'de yeni idare tutunacak mı, ne tür tepkiler olacak diye görmek istemişlerdi. Belki de Türkiye'nin sıkıntıya girmesini beklemişlerdi. O zaman yeni tavizler isteyeceklerdi. İsmet Paşa'nın görüşüne göre müttefikler Lozan Anlaşması'nı iki sebepten dolayı imzalamışlardı. Birincisi, savaşı göze alamamışlardı. İkincisi, içlerinde gizliden gizliye bir ümit taşıyorlardı. Ümitleri şu, yeni devlet kuruluşuyla beraber medeni ve hukuki bir devletin bütün inkılaplarını da yapmaya başlayacaktır. Devletin idare şekli değişmiş, milli iradenin hakim olduğu bir cemiyet hedef olarak alınmıştır. Bunun üzerinde yürümeye başlanmış, hukuki ve idari sistemlerde büyük ıslahata girişilmiştir. Bu ıslahatı memleket ne ölçüde hazmedecek ve kabul edecek? Ve ne ölçüde tepkiler olacak? Bu bir muammaydı. Galip devletler, kendisine hiçbir suretle yardım edilmeyecek yeni Türk devletinin içeride çıkacak karşı koymalara karşı ne kudret göstereceğini görmek, ölçmek istiyorlardı.
Bütün bu ümitler ayrı ayrı çetin imtihanlar geçirerek silinmiştir. İsmet Paşa yıllar sonra TRT'ye yaptığı açıklamada Lozan Muahedesi'nin yani anlaşmasının müttefik parlamentolarında gecikerek onaylanmasını şöyle anlatmıştı. Bir defa Lozan Konferansı imza edildikten sonra onun tatbiki meselesi müttefikler arasında bir mesele oldu. Biz hemen bir iki ay içinde muahedeyi tatbik ettik. Müttefikler ancak iki sene zarfında muahedeyi yürürlüğe koydular. Müzakere esnasında kabul ettikleri birçok maddelerin Türkiye'nin kuruluş devrinde birçok hadiseler geçireceğinden ve daha tasdik olunmadan bir takım hükümlerin düşeceğinden ümit besliyorlardı. İki sene kadar sürdü. Bu esnada Cumhuriyet ilan olundu. Cumhuriyet yeni ve esaslı temeller üzerinde kuruldu. Ve bu cumhuriyet bir iki senelik büyük tepkiler, mesela Şeyh Said Tıcani gibi bu silahlı mukavemetlere maruz kaldı. Bununla beraber yerleşti. Bir iki sene müttefiklerin gösterdiği tereddüt memlekette yeniden endişe yaratınca muahedenin kıymeti ilk defa anlaşılmaya başladı. Lozan imzalandıktan sonra Türkiye'de tarihçi Mahmut Goloğlu'nun deyimiyle devrimler ve tepkileri dönemine girildi. Milli mücadele sırasındaki iç ittifak ya da birlik bozuldu. 1925'teki Şeyh Said isyanı büyük bir sarsıntı yarattı. Türkiye'nin iç sorunlarının ağırlaştığı bu dönemi Kazım Karabekir bugün İstiklal Harbi zamanından daha zayıf bir haldeyiz diyerek tanımlamıştı. Bu iç sorunlar müttefiklerde Türkiye hakkında beklentilere yol açıyordu. Türkiye'yi diplomatik olarak tanımıyorlar, büyükelçi göndermiyorlardı. İstanbul'daki İngiliz Yüksek Komiser Vekili Henderson, Lozan'da imzalar atıldıktan 21 gün sonra, 14 Ağustos 1924'te Londra'ya gönderdiği raporda şunları yazmıştı. Türkiye küçülmüş, yoksul düşmüş, nüfus kaybetmiştir. Büyüklük, zenginlik ve nüfus bakımından önemsiz olan Türkiye gibi bir memlekete büyükelçi göndermek fazla olabilir. Henderson'un raporunda dikkat çeken bir paragraf da şuydu. Bugünkü Türk hükümeti ayakta duramazsa, ki uzun zaman ayakta duramaz kanaatindeyim, o zaman İngiliz Büyükelçiliği hangi şehirde olursa Türk hükümeti de oraya gelecektir. Bizim desteğimizle ayakta kalabilir. Ama bizim desteğimiz olmazsa Türkiye'nin anarşiye sürüklenmesi kaçınılmaz. Bu anarşide şimdiki hükümet düşecek ve bizimle işbirliği yapacak yeni bir hükümet iş başına gelecektir. Lozan Anlaşması'nın Batı parlamentolarında onaylanmasının gecikmesine yol açan diğer bir etken, İngiltere'de yaşanan hükümet sorunlarıydı. Liberal Partili Başbakan Lloyd George, Anadolu'daki Türk zaferiyle büyük bir siyasi darbe yemişti. İstifa etmek zorunda kaldı. Kasım 1922 seçimlerinde Lloyd George'un partisi hizmete uğradı. Dördüncü sıraya düştü. Yerine muhafazakar Bonar Law hükümeti kuruldu. Bonar Law bir süre sonra sağlık sorunları sebebiyle istifa etti. Yerine yine muhafazakar Stanley Baldwin hükümeti kuruldu. Bütün bu hükümetlerin değişmez dışişleri bakanı ise Lord Curzon'du. Ve Curzon Türkiye'ye baskı siyasetini sürdürüyordu. İngiltere'de 22 Şubat 1924'te İşçi Partisi lideri Ramsay MacDonald iktidara geldi. Dışişleri Bakanlığını da üstüne aldı. Artık İngiliz dış politikasında Lord Curzon devri sona ermişti. İşçi Partili yeni başbakan MacDonald, İngiltere'nin iç sorunlarına ve ağırlaşan Avrupa sorunlarına öncelik veriyordu. MacDonald, başbakan olduktan iki hafta sonra 6 Mart'ta Lozan Antlaşması'nın onayı sürecini Lordlar Kamarası'nda başlattı. Hilafetin 3 Mart'ta kaldırılması Türkiye'nin iç şartlarıyla ilgilidir. Hilafetin kaldırılması Lozan'ın müttefik devletlerce onaylanmasını teşvik etmiş olabilir. Ama Lozan Antlaşması Londra'da
Türkiye'de hilafetin kaldırılması karşılığında onay sürecine konulmuş değildir. İngiltere'de 6 Mart'ta başlayan onay süreci 6 Haziran'da sonuçlandı. Parlamento o gün anlaşmayı onayladı. Lozan Antlaşması'nın 143. maddesine göre Türkiye'den sonra 3 büyük ülkenin onay belgeleri Paris'te tescil edildiğinde taraf olan bütün devletler açısından yürürlüğe girecekti. Lozan Antlaşması 6 Ağustos 1924 Çarşamba günü bütün devletler açısından yürürlüğe girdi. 20 Kasım 1922'de başlayan Lozan süreci 1 yıl 6 ay 16 gün sonra 6 Ağustos 1924'te anlaşmanın bütün devletleri bağlayıcı şekilde yürürlüğe girmesiyle noktalanmış oldu. Dikkat ederseniz Fransa'nın onayı henüz yoktur. Fransızların bütün dikkati iktisadi konular üzerindeydi. Lozan Antlaşması'nda borç, faiz ve iktisadi imtiyazlarda Türkiye lehine yapılan düzenlemeler Fransa'daki şirketler ve hissedarları arasında tepki doğurmuştu. Fransız parlamentosu ancak 26 Ağustos'ta Lozan Antlaşması'nı onayladı. Lozan'da nüfus ve esir mübadelesine ilişkin sözleşme ve protokoller ana anlaşmadan 6 ay önce 30 Ocak 1923'te imzalanmıştı. Durumun insani boyutu ve vehameti nedeniyle diğer sorunların çözülmesi beklenmemişti. Savaş esirleri perişan durumdaydı. Aç ve hastaydılar. Kızılay ve Kızılhaç'ın kısıtlı yardımlarıyla yaşayabiliyorlardı. Esir mübadelesi anlaşması bir an önce ülkelerine kavuşabilmeleri için erkenden imzalanmıştı. Nüfus mübadelesine gelince Yunanistan'dan Türkiye'ye Müslüman, Türkiye'den de Yunanistan'a Ortodoks göçü zaten devam ediyordu. Herhangi bir düzenleme olmadığı için onlar da perişan haldeydiler. Aslında bu göç dalgası 1912'de Balkan Harbi ile birlikte başlamıştı. Balkan Savaşı sonrasında Osmanlı Bulgaristan'la mübadele anlaşması imzalamıştı. Mübadele için Yunanistan'la görüşmeler devam ederken önce Dünya Savaşı ardından milli mücadele nedeniyle süreç sekteye uğradı. Ve Lozan görüşmeleri öncesinde Milletler Cemiyeti adına Norveçli doktor Fridtjof Nansen 1923 Ekim'inde Türk ve Yunan yetkilileriyle çeşitli görüşmeler yapmıştı. Nansen iki tarafında nüfus mübadelesinden yana oldukları yönünde bir de rapor hazırlamıştı. O günün dünyasında devletlerin homojen nüfusa sahip olmasının başka bir deyişle göç ve mübadele ile ülke nüfuslarının homojenleştirilmesinin ülkeye barış getireceği görüşü hakimdi. Nitekim Lord Curzon da Lozan'da bunu ifade etmiştir. Lozan'da 27 Ocak 1923 günlü oturumda Curzon, halkların homojen oluşunun daha büyük ölçüde sağlanmasıyla hem eski hem derinlere kök salmış kavga sebeplerinin ortadan kaldırılması görüşünü savunmuş, mübadeleye destek vermişti. Doktor İbrahim Erdal'ın Mübadele ve Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan adlı kitabına göre mübadele kapsamında Anadolu'dan 1 milyon 200 bin Ortodoks Yunanistan'a, Yunanistan'dan 468 bin Müslüman Türkiye'ye göç ettirildi. İstanbul Rumları ile Batı Trakya Türkleri ise mübadele dışında tutuldu. Göç ettirilen Müslüman nüfusun daha az olmasının sebebine gelince, Balkan topraklarındaki Müslümanlar zaten 1877 Osmanlı-Rus Savaşı'ndan itibaren mütemadiyen Anadolu'ya tehcir edilmiş ya da göçmüşlerdi. Ege'nin iki yakasında Mübadil adı altında göç ettirilen bu insanlar büyük maddi manevi sıkıntılar yaşadılar. İki yakada da yabancı olarak görüldüler. Mübadillerin iskanı başta olmak üzere mübadelenin beraberinde getirdiği sorunlar sonraki yıllarda devam etti.
O günlerde pek çoğu yoksulluk içindeki mübadillerden bazılarının hastalık nedeniyle ölmeleri sıradan bir durumdu. Mübadillerin yerleştikleri ülkeye entegre olmaları, kök salmaları uzun yıllar aldı. Mübadele insani açıdan çok dramatik olmakla beraber ben isabetli buluyorum. Kıbrıs'ta yaşanan kanlı olaylara baktıkça mübadelenin ağır, ızdıraplı fakat isabetli bir ameliyat olduğunu düşünüyorum. Lozan'ın mübadele hükümleri Ege'nin iki yakasında uluslaşmanın en önemli safhasını oluşturdu. Lozan Anlaşması'nın genel bir değerlendirmesini yapmak için bazı temel kavramlar önemlidir. Bunlardan biri ulus devlet ya da milli devlet kavramıdır. Çok uluslu imparatorluk son aşamada Balkan ve Birinci Dünya Savaşları'yla facialar içinde dağıldıktan sonra Lozan'da Türkiye bağımsız bir ulus devlet olarak tescil edildi. Nüfus mübadelesi ve hukuk birliğinin sağlanması Türkiye'nin ulus devletleşmesinde en önemli adımlar oldu. Nüfus mübadelesiyle Türkiye'nin nüfusu bir anlamda homojenleşti. Hukuki bakımdan da din farklarına, imtiyazlara, kapitülasyonlara göre parçalanmış ve dış müdahalelere açık, eski çok parçalı hukuk düzeninden vatandaşlık esasına dayalı bir hukuk birliğine geçildi. Çok uluslu Osmanlı'da azınlıklar sorunu, 1774 tarihli Küçük Kaynarca Anlaşması'nda Rusya'nın Osmanlı vatandaşı Ortodoksların himayesini üstlenmesiyle ortaya çıktı. 1878 Berlin Anlaşması, Osmanlı Hristiyanlarında milliyetçilik hareketlerini büsbütün ateşledi. Osmanlı'yı yıkan etkenlerden biri olan bu sorunlar ancak Lozan'da çözüldü. Mübadele kapsamında Yunanistan'a gönderilen 1 milyon 200 bin Ortodoks'un Türkiye'ye gönderilen yaklaşık yarım milyon Müslüman'ın nakledilmesi, barınması, yerleştirilmesi ve yeni hayatlarına adapte olabilmeleri kolay olmadı. Çekilen acılar yıllarca sürdü. İki ülkede kurulan mübadele komisyonları 1935 yılına kadar çalışmaya devam etti. Mübadele nesilleri çok acı çektiler. Ancak Ege'nin iki yakasında kalıcı bir barışın inşa edilebilmesi için mübadele gerekliydi. Nüfus mübadelesi Lozan'ın gündeme getirdiği en önemli hususlardan biri. Belki de dünyada ilk defa bu tür bir mübadeleden söz ediyoruz. Zorunlu bir mübadele. Yarım milyona yakın Müslüman Yunanistan'dan Türkiye'ye geliyordu. Bunun karşılığında 1 milyonu aşkın, kimi zaman 1 milyon 200 bin deniyor, bir nüfusun da Yunanistan'a göçürülmesi söz konusu oldu. Aslında bu tabii uzun dönemde bakıldığında bir ölçüde bu ülkelerin, bu insanların daha doğrusu güvenlik açısından bir dizi sorununu çözmüş olabilir idi. Çünkü bildiğimiz gibi çok ileri evrelerde, işte Bosna Hersek'te gördüğümüz bir takım gelişmeler, bu sayede bu topraklarda önlenmiş olabilirdi. Bir perspektiften bu şekilde değerlendirebiliriz. Lozan'da sağlanan hukuk birliği aynı zamanda hukuk sisteminin laik olması anlamına gelmektedir. Çünkü hukuk sistemi artık din ayrımı gözetmeden vatandaşların eşitliğine dayanacaktır. Lozan'da Lord Curzon ve Venizelos, yeni Türkiye'de hukukun eskisi gibi din ayrımına dayanmasını istediler. Patrikhane'nin medeni hukuk alanında yargı yetkisinin olmasını, Müslüman olmayanların askerlik yapmaması gerektiğini savundular. Türk heyeti ise yeni Türkiye'nin layık bir ülke olacağını söyleyerek bu istekleri reddettiler. Müslüman ve gayrimüslim vatandaşlar arasında
hak ve yükümlülük eşitliğini savundular. Tek parti dönemindeki radikal laikleştirme politikası ayrı bir konudur. Lozan'daki laikliğin anlamı hukuk düzeninin laik olmasıdır. Kapitülasyonların anlamı Türkiye'deki yabancı uyruklu kişi ve şirketlerin Türk kanun ve mahkemelerine değil, kendi kanunlarına ve konsolosluk mahkemelerine tabi olmasıdır. Suç işleyen bir yabancıyı devletin tutuklaması bile mümkün olmuyordu. Yabancı şirketlerin vergilerinin oranını yine yabancı devletlerin kendisi tespit ediyordu. Bu imtiyazlardan yararlanarak imparatorluğun ekonomik kaynakları sömürülüyordu. Osmanlı kapitülasyonları kaldırmak istediğinde batılı devletler sizin kanun ve mahkemeleriniz modern değil, dine dayalı diyorlardı. Osmanlı tarihinin büyük diplomatlarından Sadrazam Ali Paşa 1856 Paris Kongresi'nde kapitülasyonların kaldırılmasını savunurken şöyle konuşmuştu. Kapitülasyonlar devleti aliyenin iç işlerini idare olunamaz bir dereceye getirmiş ve bayağı bir devlet içinde 15-20 devlet olmak halini ortaya çıkarmıştır. Sultan Abdülhamid'in Dışişleri Bakanı Sava Paşa da 1880 yılında kapitülasyonların kaldırılmasını gündeme getirdiğinde yine devletin yönetilemez hale geldiğini belirtiyordu. Ali Paşa'dan 70, Sava Paşa'dan 42 yıl sonra İsmet Paşa Lozan'da aynı tezleri dile getirdi. İsmet Paşa Lozan'da 2 Aralık 1922 günü ikinci komisyon toplantısında kapitülasyonlar hakkında uzun bir konuşma yaptı. Konuşmasında Tanzimat Sadrazamı Ali Paşa'nın 1856 Paris Kongresi'nde yaptığı konuşmadan bahsetti. 1856'dan itibaren Osmanlı reformlarıyla Türkiye'de hukukun ve mahkemelerin laikleştiğini anlattı. Mecellenin hiç de Batı kanunlarının gerisinde olmadığını söyledi. 1856 yılında Ali Paşa, kapitülasyonları devlet içinde 15-20 devlet diye tanımlamıştı. İsmet Paşa da Lozan'daki uzun konuşmasında, yabancıların Türkiye'de kendi devletlerinin hukukuna ve mahkemelerine tabi olmasını şöyle anlattı. Dünyada ne kadar devlet varsa o kadar kanun, o kadar yargıç ve mahkeme de var olmaktadır. Üst mahkemeye başvurmak gerektiği zaman yabancı ülkelerdeki yargıtaylara başvurmak zorunludur. Bu güçlükler aşılsa bile sayısız engeller ortaya çıkmaktadır. Kapitülasyonları kaldırmak ve Türkiye'nin her anlamda bağımsızlığını sağlamak milli mücadele kadrosunun temel hedefiydi. Kapitülasyonlar yüzünden Osmanlı Devleti gümrüklerini düzenleyemez, ülkede ticaret yapan yabancılardan vergi alamaz, onları mahkemelerinde yargılayamaz durumuna düşmüştü. Mustafa Kemal Paşa İzmir İktisat Kongresi'nde şunları söylemişti. Osmanlı Devleti hakikatte ve fiilen istiklalden mahrum bir hale getirilmişti. Bir devlet ki kendi tebaasına koyduğu vergiyi yabancılara koyamaz, bir devlet ki gümrüklerini düzenleme hakkından yasaklıdır ve bir devlet ki yabancılar üzerinde yargı hakkını kullanamaz. Böyle bir devlete bağımsız denilemez. Başbakan Rauf Bey de 16 Aralık 1922 günü mecliste yapılan Lozan görüşmelerinde şöyle konuştu. Efendiler, kayıtsız şartsız istiklalini temine uğraşan milletimiz, kayıtsız şartsız istiklalini temin edecek olan bir feransına gitmiştir. Halbuki kapitülasyonlar siyasi ve milli istiklalimize en büyük engel olmuş ve milletimizi terakki yollarından en şiddetli engellerle alıkoymuştur. Bağımsız Türkiye kapitülasyon kabul edemez. İsmet Paşa da kapitülasyonlar konusunda Lozan'da Lord Curzon'a şunları söyledi. Çağdaş hukuk anlayışına göre her devletin bağımsız bir devlet sayılabilmesi için tam ve kısıtlanamaz bir bağımsızlığının bulunması ve kanun ve kurumların ülkede bulunan herkes için uygulanabilir olması gerekir. Lozan'da kapitülasyonların kaldırılmasıyla bağımsız Türkiye'nin hukuki temelleri atılmış oldu.
sormanın zamanı gelmiştir. Lozan zafer mi, hezimet mi? Bu tartışma Türkiye'de yaşandığı gibi İngiliz parlamentosunda da yaşandı. Liberaller Lozan'ın İngiltere için hezimet olduğunu söylediler. Avam kamerasının 6 Haziran 1924 günlü oturumunda Lloyd George ve liberal milletvekili Edward Grieg Lozan anlaşmasını şiddetle eleştirdiler. İngiliz imparatorluk geleneklerinin Lozan'da çiğnendiğini söylediler. Sevr anlaşmasının hazırlandığı Paris konferansına İngiltere'nin dominyonları Hindistan, Kanada, Avustralya, İrlanda temsilcileri çağrıldığı halde Lozan'a bunların çağrılmamış olduğunu, imparatorluk ruhunun zedelendiğini söylediler. Lloyd George Lozan'ı eleştirirken Sevr anlaşmasını savunmaya da devam etti. Sevr'le Lozan'ı mukayese eden Lloyd George, İngiliz diplomasisinin Lozan'da 3 konuda mağlup olduğunu iddia etti. 1. Kapitülasyonların kaldırılması İngiltere için bir mağlubiyetti. İngiliz tüccarları kapitülasyonlar sayesinde çok karlı ticaret yapıyorlardı. 2. Boğazlarda sınırlı da olsa Türk askerinin bulunması kabul edilmiş, Boğazlar saldırıya uğrarsa Türkiye'ye Milletler Cemiyeti olarak savunma garantisi verilmişti. Halbuki Sevr'de Boğazlar yabancı askerlerin işgali altında bulunacaktı. 3. İzmir ve Mezopotamya yani Güneydoğu konusunda Sevr'e göre Lozan'da Türklere büyük ödünler verilmişti. Lloyd George, Lozan anlaşmasıyla Türklere zafer kazanmış bir milletin gururunun verildiğini söyledi ve bunu eleştirdi. Lloyd George'un uzun konuşmasındaki eleştirilere İşçi Partili Başbakan Ramsay MacDonald cevap verdi. Paris konferansına dominyonların göstermelik olarak çağrıldığını, kaldı ki Lozan anlaşmasını dominyon parlamentolarının da onaylayacağını söyledi. Hükümet adına konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Ronald McNeil ve muhafazakarlar adına konuşan Ormsby Gore, Türklerin Sevr anlaşmasına müzakere için değil, imza atmaları için çağrıldığını, Lozan'da ise eşit şartlarda müzakere yapıldığını hatırlattılar. Lloyd George'un politikalarının İngiltere'ye pahalıya mal olduğunu, şimdi de Türklerle savaşa yol açacak politikaları savunduğunu söylediler. Lozan Anlaşması Amerika'da da çok tartışıldı. 14 Nisan 1924 tarihli Time dergisinde Amerikalı diplomat James Gerard'ın şu sözlerine yer verildi. Lozan'da Hristiyan medeniyeti çarmıha gerildi. Time dergisinde yer alan haber analizinde şu ifadeler de yer alıyordu. Lozan Anlaşması 100 yıldan fazla süredir İngiliz diplomasisinin ilk göze çarpan başarısızlığıydı. Müttefiklerin Türkiye'de yaptığı işgalleri hatırlatan Time dergisinin şu satırları da dikkat çekiciydi. Neticede Lozan Anlaşması Türkiye'yi yaka paça Avrupa'dan atmak yerine Avrupa'yı Türkiye'den attı. Yıllardır Türkiye'de de müttefikler arasında da Lozan Anlaşması'nın kendi ülkeleri açısından bir zafer ya da hezimet olarak değerlendirenler oldu. Aslında Lozan'da bütün taraflar başlangıçtaki tezlerine göre bazı tavizler vererek barışı tercih etmişlerdir. Hiçbir taraf için sadece zafer veya sadece hezimet söz konusu değildir. Bizim tarih yazımımızda çok iyi olmayan, fena olarak addedeceğimiz adetler var. Tarihsel olayları siyahtan ve beyazdan ibaret görüyorlar. Oysa tarihsel olaylar, tarihsel olgular sadece siyahtan ve beyazdan ibaret değildir. Genellikle grinin değişik tonlarından ibarettir. Bu bakımdan Lozan'ı bir zaferler abidesi ya da bir yenilgiler abidesi olarak görmek çok yanlış olur. Bu türden sadece ikili kırmızı köşe ve mavi köşelerden sıyrılmak ve tarih yazımımızı olabildiği kadar daha objektif ve gerçekçi usullerde ele almak gerektiği kanısındayım. Lozan, Türkiye'nin uluslararası alanda milli bir devlet olarak tanınmasını, hukuken tescilini beraberinde getirmiştir. O nedenle çok önemli bir anlaşmadır. Türkiye'nin tapusudur. Şüphesiz başarı. Yani daha doğrusu bunun lafı bile edilemez. Lozan Cumhuriyet Türkiye'sinin temel taşıdır diyebiliriz. Ulus devlet inşa sürecinin en önemli
evresidir diyebiliriz. Gerçekten 1923 yılında iki önemli olaydan söz etmek mümkün. Biri Lozan Anlaşması'nın imzalanması 24 Temmuz 1923. Öbürü ise 29 Ekim 1923 Cumhuriyet'in ilanı. Gerçekten bu iki husus, iki önemli diyelim süreç bugünkü Türkiye'nin temellerini atmıştır. Lozan Anlaşması'nın gizli maddelerinin olduğu ya da yürürlüğünün 2023'te sona ereceği gibi söylentiler tamamen asılsızdır. Lozan'da Türkiye'nin 2,5 milyon kilometre kare imparatorluk topraklarını kaybettiği iddiası ise yanılgıdan öteye akıl dışı bir tahrifattır. Libya, Mısır, Filistin, Suriye, Irak, Balkanlar artık bizim miydi ki Lozan'da kaybetmiş olalım? Sevr Anlaşması'yla Türkiye'ye 480 bin kilometre kare toprak bırakılmıştı. Milli mücadele sayesinde Lozan'da Türkiye buna 256 bin kilometre kare toprak ekledi. Türkiye toprakları 736 bin kilometre kareye ulaştı. 1939'da Hatay'ın Türkiye'ye katılmasıyla Türkiye 47 bin kilometre kare toprak daha kazandı. Böylece yüz ölçümü 783 bin kilometre kareye ulaştı. Elbette bütün taraflar gibi Türkiye'de Lozan'da bazı tavizler verdi. Barış anlaşması bu şekilde imzalanabildi. Bu tavizlerin en büyüğü Musul'dur. Fakat Türkiye'nin askeri ve politik gücü zaten Musul'u alabilecek seviyede değildi. Gerçek budur. Ne var ki 1926'ya kadar süren ve bugünkü Irak sınırını çizen Musul politikasının başarısız olduğu da bir gerçektir. Türkiye yeterince pazarlık yapmamıştır. Lozan'da Musul dışında verilmiş diğer tavizlerse geçicidir. Mesela Boğazlar'da verilen tavizler geçici tavizlerdi. 1936 Montreux Sözleşmesi ile telafi edildi. Lozan'da alınamayan Hatay 1939'da ana vatana katıldı. Gümrük vergilerinin 1928 yılına kadar 1913 yılı düzeyinde kalması da bir tavizdi. Adalet Bakanlığı'nda Avrupalı birkaç danışmanın bulunmasının kabul edilmesi de öyle. Ancak bunlar 5 yılla sınırlı geçiş dönemi tavizleridir. Belki Rauf Bey'in savunduğu gibi Yunanistan'dan bir miktar tamirat bedeli de alabilirdik. Bu konuda da yeterli pazarlık yapılmamıştır. Ama bütün bunlar esası etkileyecek hususlar değildir. Lozan'ın iki temel özelliği vardır. Misak-ı Milli önemli ölçüde gerçekleşmiştir. Kapitülasyonlar kaldırılarak bağımsız Türkiye hukuken kurulmuştur. Lozan bu anlamda Türkiye'nin kuruluş senedidir. Tek parti uygulamaları hakkındaki görüşlerimiz Lozan'a bakışımızı etkilememelidir. Bu ikisi ayrı konulardır. Lozan'dan sonra inkılapçı tek parti yönetiminin kurulması Atatürk'ün tercihidir. Lozan'ın Türkiye'de kurulacak rejimin niteliğiyle ilgisi yoktur. Tevhid-i Efkar gazetesinin muhafazakar başyazarı Ebu Ziyazade Velid Bey, tek parti rejimi uygulamalarına getirdiği eleştirileriyle tanınır. İstiklal mahkemelerince tutuklanıp gazetesi kapatılacak, yazı yazması engellenecek olan ünlü gazeteci Velid Bey, Paris'te hukuk ve siyaset bilimi okumuştu. Lozan Konferansı görüşmelerini de İsviçre'de takip etmişti. Ebu Ziyazade Velid Bey, Lozan Mektupları başlığıyla 94 başyazı yazdı. Yazılarında Türkiye'nin Lozan'da verdiği tavizleri de anlatmış, fakat kazandığı istiklalin çok daha değerli olduğunu defalarca vurguladı. Lozan'dan yazdığı 91. yazısının başlığı "İstiklalimiz müemmendir"di. Yani bağımsızlığımız sağlanmıştır, güvence altına alınmıştır. Velid Bey alt başlıktaysa "Çok yorulduk fakat istiklalimizi kurtardık" diye yazıyordu. Lozan Anlaşması'nın gelecek nesillerin minnetle anacağı bir belge olduğunu yazan Velid Ebu Ziyazade Bey şöyle diyordu. Yarın Lozan Anlaşması'nı tahlil ve teşrih ettiğimiz vakit görülecektir ki delegelerimiz siyasi ve iktisadi istiklalimiz açısından mevcudiyetimizi ve milli inkişafımızı temin edecek bütün esasları kurtarmaya muvaffak olmuşlardır.
Lozan konferansında Avrupa diplomatlarıyla çok çetin mücadeleden sonra hakiki istiklalimizin esaslarını kurtarabildik. Avrupa'yı böyle bir belgenin tanzim ve imzasına mecbur eden amil milli mücadelemizdir. Lozan'ın 90. yılında milli mücadele şehit ve gazilerini Mustafa Kemal, İsmet, Fevzi ve Kazım Karabekir paşaları, Rauf Bey'i, Rıza Nur ve Hasan Sakay'ı, Lozan heyetimizdeki danışman ve uzmanları, mecliste Lozan'ı destekleyenleri, eleştirerek katkıda bulunan muhalifleri şükran ve saygıyla anıyorum. Lozan, kuruluş senedimiz, ortak temelimizdir.